Karacan, ülke meseleleri hakkındaki endişelerini yüksek sesle dile getirme ihtiyacı duymuşlardı. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'ne başvurarak irtica ve ırkçılığa karşı bir milli dayanışma cephesi kurmak istediklerini söylediler. Cevat Fehmi Başkurt Başkanlığı'nda bir araya gelen ve Mithat Perin, Sedat Taylan, Ecvet Güresin'le Sadun Galip'ten oluşan Cemiyet Yönetim Kurulu, 11 Şubat 1953'te yaptığı toplantı sonucunda 3 gazetecinin talebine şu cevabı verdi. Vatan Gazetesi Başmuharriri Ahmet Emin Yalman, Dünya Gazetesi Başmuharriri Falih Rıfkı Atay ve Milliyet Gazetesi Başmuharriri Ali Naci Karaca'nın irtica ve ırkçılığa karşı bir milli dayanışma cephesi kurmak için yaptıkları şifahi müracaat incelenmiş ve Cemiyet İdare Heyeti'nin elindeki bütün imkanlarla bu harekete yardım etmesi, basın temsilcisi olmak haysiyetiyle vazife telakki edilmiştir. Ertesi gün gazeteler, irtica ve ırkçılığa karşı savaş açıldığını, gazeteci ve yazarların milli dayanışma cephesi oluşturduklarını haber veriyordu. Dünya Gazetesi başyazarı Falih Rıfkı Atay'ın, Şeyh Said isyanından örneklerle başladığı baş makalesinde 55 yıl önceki durum şu cümlelerle özetleniyordu. Bunlar nerelere kadar dalbudak saldığını bildiğimiz ve ipucu yine memleket sınırları dışında bulunan harekete irtica maskesi takılmasını bile istememektedirler. Hatta bunlar irtica kelimesinin yasak edilmesini ve mürteci sözünü kullananların hapse atılmasını teklif etmektedirler.